Şimdi bir Skype bağlantısı daha yapacağız ve Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, günaydın. İyi yayınlar diliyorum sana çok da. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi çok çok kısaca izlediğimiz haberi ben bir sormak istiyorum. Zira sizinle çok konuştuk daha önce. Rusya evet. ve Belarus'a yönelik yaptırımlardan, diğer bütün spor branşlarında aslında çok fazla konuştuk. Thomas Bach'ın, Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın bu açıklamalarıyla ilgili görüşünüzü şöyle birkaç cümleyle alayım. Daha sonra diğer konu başlıklarıyla devam edelim. Yani bu Rusya işgali Ukrayna'da bitmediği sürece ve bu savaş durumu devam ettiği müddetçe Rusya ve onu destekleyen Belarus takımlarının Avrupa'da veya da dünyada boy göstermesi mümkün gözükmüyor. Bunu senin de söylediğin gibi hep konuştuk zaten aylarca. Dolayısıyla Thomas Bach, Olimpiyat Komitesi Başkanı bunu ifade etmiş. Zaten bunun böyle olacağı belliydi ama ben hatırlarsan hep diyordum ki bu sporcuların durumu çok tartışılıyor. Yani sporcular sonuçta bireysel olarak katılabilir şeklinde görüşler var demiştim. Thomas Bach da bunun altını çizmiş ve sporcuların bu konuda bir sorun olmadığını, kendi başlarına bu yarışmalara, olimpiyatlara katılabileceğini söylemiş. Örneğin şu anda Katar'da Dünya Kupası var. Rusya milli takımı eğer Katar'a katılma hakkını elde etmiş olsaydı daha önce oyuncular Rusya bayrağı altında değil de işte bir takıma bir isim verip işte karma falan şeklinde kendi başlarına takım olarak katılabileceklerdi. O daha önce zaten söylenmişti. Dolayısıyla Rus ve Belaruslu sporcular bundan sonra bireysel olarak bu tür yarışmalara katılmaya devam edecekler. Bunlara yaptırım uygulayan, sporculara da yaptırım uygulayan federasyonlar vardı ama bu yavaş yavaş değişiyor ve artık sporculara tamamen herhalde dünyanın her yerinde en azından sporcuları bireysel olarak katılma imkanı sağlanacak Ezgi. Evet, bekleyip göreceğiz. Peki hemen Dünya Kupası ile devam etmek istiyorum. İki günlük aranın ardından çeyrek final maçları evet. Başlayacak. Artık biraz daha keyifli, biraz daha heyecanlı mücadeleler izleyeceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Bugünün maçlarını özellikle ilk olarak değerlendirerek başlayalım isterseniz. Arkadaşlarım da birazdan programı ekrana getirirler. Brezilya, Hırvatistan ve Arjantin, Hollanda maçları oynanacak bu akşam. Nedir tahmininiz, beklentiniz? Şimdi görüntüde Brezilya-Hırvatistan karşılaşmasında yani Brezilya'nın oynadığı futbolla işte yıldızlar topluluğu kimliğiyle karşılaşmanın hatta Dünya Kupası'nda favorisi olduğu yönünde. Benim de şu anda aksi bir görüş iddia edecek herhangi bir yorumum yok. Hakikaten Brezilya çok iyi bir takım ve iyi futbol oynuyor. İşte Neymar sakatlık nedeniyle grup maçlarında iki tanesine çıkamamıştı. O da döndü son 16 turuyla birlikte. O da takımdaki yerini alıyor. Dolayısıyla Brezilya Hırvatistan'a karşı bayağı ağır basıyor. Ama günlük formlar biliyorsun böyle turnuvalarda çok belirleyici oluyor Ezgi. Hırvatistan'da da yabana atılmayacak başta Modric olmak üzere futbolcular var. Bence Brezilya şu anda bir adım önde Hırvatistan'a geçerler ve yarı finale kalırlar diye düşünüyorum. Diğer tarafta da işte Arjantin'le Hollanda karşılaşacaklar. Hollanda iyi futbol oynuyor. Arjantin turnuvaya iyi başlamadı ama ondan sonra yavaş yavaş performansını yükseltti. Messi etkisini göstermeye başladı. İşte onların elinde de nasıl Brezilya'da Neymar varsa Arjantin'de Messi gibi bir oyuncu var. Ama Hollanda'da da takım oyunu olarak hakikaten çok iyi oynayan futbolcular var. Onlarda da yıldız oyuncular var ama bu karşılaşma her sonucu açık gözüküyor bana Ezgi. Çok mücadeleli ve güzel bir müsabaka olacak gibi duruyor. Yani şu anda bir favori belirleyemiyorum. Arjantin Hollanda'yı rahat yener veya tam tersini söyleyemiyorum. Hakikaten çok çekişmeli ve yine günlük formun işte o hataların ne kadar az yapıldığına bağlı olarak bir karşılaşma ortaya çıkacak. Biz oturup zevkle seyredelim. Kim kazanırsa hani var ya klasik tabir, iyi hak eden kazansın, iyi oynayan kazansın. Şimdi final yolu tablosunu da arkadaşlarımız ekrana evet. getirdiler. Bu tabloda her şey çok daha net görünüyor. Özellikle Hollanda, Arjantin, Hırvatistan, Brezilya bölümünden acaba sizin tamamen tahmininizi soracağım. Yarı final için hangi takımları öngörüyorsunuz? Yani ben Brezilya'yı bir kere öngörüyorum yarı final için. Yani Hollanda-Arjantin maçı dediğim gibi hakikaten bir tahminde bulunmak çok zor ama Arjantin belki Messi etkisiyle hani bir gıdım önde diyeyim.
Brezilya, Arjantin orada yarı final oynarlar. Diğer yanda da finalistlerden biri kesinlikle Fransa olur. Ancak Portekiz-Fas karşılaşmasında hakikaten Fas o kadar iyi mücadele edip savunma yapıyor ki Portekiz bakalım İsviçre'ye attığı 6 golü orada da atabilecek mi? Yani onu çok merak ediyorum. Sanmıyorum. Fas hakikaten takdire şayan bir mücadele ortaya koyuyor ama benim final takımlarım Brezilya ve Fransa. Turnuvanın başından beri hani izlediğim maçlardan sonra söylediğim bu eşleşme değişmedi. Şu anda yine Brezilya ile Fransa'yı finale aday en kuvvetli iki aday görüyorum Ezgi. Ben de öyle, dün de öyle söylemiştim. Brezilya Fransa finalini izleyeceğiz gibi hissediyorum ama bakalım artık. Evet. Bugün oynanacak ve yarın oynanacak maçlardan sonra biraz daha netleşir muhtemelen. Şimdi Dünya Kupası ile ilgili taraftar konusunu çok yine Dünya Kupası başlamadan önce konuşmuştuk. Acaba beklenen sayılara ulaşabilecek mi taraftar sayısında diye. Şu anda ne durumda acaba? İlk 2 hafta geride kalırken çeyrek final maçları başlarken taraftar profili sayısı nasıl şekillendi? Şimdi bununla ilgili Reuters tarafından hem de Katarlı yetkililere ismini vermek istemeyen yetkililere göre dayandırılan bir haber çıktı dün Reuters ajansı tarafından. Şimdi beklentiler ilk 2 haftada Ezgi 1 milyon 200 bin yurt dışından taraftar gelmesi yönündeymiş. Ancak gerçekleşen sayı 765 bin olmuş. Bunda neden henüz belli değil. Hani Katar'a karşı biliyorsun Avrupa'da bir tepki vardı. Avrupalılar daha az gelmişler. Daha çok diğer kıtalardan taraftarlar gelmişler. Dolayısıyla Avrupalıların bu tepkilerinin etkisi olabilir. Örneğin Almanya'da mesela reytingler, Dünya Kupası reytingleri 2018'e göre %50 düşmüş grup maçlarında. Yani bu da çok ciddi bir rakım. Almanlar yani böyle büyük turnuvalarda mutlaka ekran başında olurlar. Ve mesela işte Almanya'nın ilk karşılaşmasını Rusya'da 25 milyon kişi izlerken bu karşılaşmasını, bu gruptaki ilk karşılaşmasını, mağlup olduğu Japonya karşılaşmasını 9 milyon küsur izlemiş. Yani dolayısıyla Avrupa'dan böyle daha az seyirci, beklenenden daha az seyirci gelmiş gibi duruyor. Açıklanan rakamlar bu yönde. Tabii ki bunu işte dediğim gibi Reuters bir ismini vermek istemeyen Katarlı yetkiliye dayandırmış. Ama görünen o ki biz de maçları izlerken tribünlerde bazı maçlarda yer yer boşluklar gördük. Aslında o statların dolu olduğu açıklanmıştı ama çok boşluklarda rastladık. Şimdilik bu ilk 2 haftanın raporu bu şekilde. Bakalım turnuvanın Karam bölümündeki seyirci sayısı ki son 16 turundan itibaren tabii ki herhalde o da açıklanacaktır ileriki tarihlerde. Ne kadar olacak onu da hep beraber göreceğiz. Peki şimdi özellikle Fas'a elenmesinin ardından İspanya'da teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı ama gruptan çıkamayan ve hiç taraftarlarının dahi ilgi göstermediğini az önce söylediniz. Almanya'da Hansi Flick görevine devam ediyor. Evet. İsterseniz bunlardan da biraz bahsedelim teknik direktör kararlarından. Acaba Flick'le yolların ilerleyen dönemde ayrılması gündeme gelebilir mi yoksa devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Ve Luis Enrique ile yolların ayrılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Almanya ve İspanya gibi daha önce Dünya Kupası kazanmış iki dev takımın erken elenmesi, Almanya gruplarda İspanya son 16 turunda elenmesi tabii ki sarsıyor bu tip futbol ülkelerini. Almanya'da biliyorsun hemen akabinde Oliver Bierhoff milli takımlar sorumlusu gönderildi. O 18 yıldır Almanya Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapıyordu. Ancak bu sonuçları faturası ona kesildi ve kendi de ayrılmak istedi zaten ve karşılıklı olarak anlaşarak ayırdılar. Hansi Flick'in durumu ne olacağı soruluyordu. Hansi Flick çünkü Oliver Bierhoff'un ayrıldığına çok üzüldüğünü, beraber çok iyi çalıştıklarını, çok iyi işler yaptıklarını açıklamıştı. Acaba o da istifa mı edecek, ayrılacak mı demişti. Hans-Joachim Watzke, Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısıyla Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Neuendorf ve Hansi Flick üçlü bir toplantı yaptılar. Ve bu üçlü toplantıdan Flick'in devam etme kararı çıktı. En azından Euro 2024'ün sonuna kadar. Çünkü Almanya'da Euro 2024 var biliyorsun. Elemeler de Mart ayında başlıyor. Bizim de dahil olduğumuz elemeler. Ve 2024'ün sonuna kadar en azından bu turnuvanın sonuna kadar Hansi Flick'in kalmasına karar verildi. Evet. Ve yola devam edecekler. Diğer tarafta da Luis Enrique'nin gitmesi konusunda haber çıkmamıştı ama bir anda aniden bir haber çıktı. Ve De La Fonte milli takımın yeni teknik direktörü olarak açıklandı.
Normal tabii ki bu değişimler. Hep Evet. özellikle milli takımlarda büyük turnuvalar sonunda değişimler oluyor. Peki Hüseyin Özkök, süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Gündemde aslında başka gelişmeler de vardı ama bir sonraki bağlantıya Bir diyelim. sonraki Çok bağlantı teşekkürler. konuşuruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Aynı şekilde iyi günler. Evet, hemen dün akşama gidiyoruz değerli izleyenler. Futbol meydanında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Sabah sporunda 3. ve son saatte gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Savunma mevkisi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın konusunda mutlu sona ulaştı.